TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var efendim. Hoş geldiniz. Haftanın son günü. Biz yine burada tüm enerjimizle sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün çok özel bir konuğum var. Geçen hafta telefonlar kilitlenmişti. Sizden o kadar çok istek geldi ki sevgili Melike Aydın'ı yeniden davet etmek istedik. Kendisi isim analisti. Merhabalar efendim. Hoş geldin Melike'ciğim. Hoş bulduk. Bu arada hayırlı cumalar. Herkesin cumasını kutluyorum. Allah dualarını kabul etsin diyorum. Amin. Evet, güzel gördüm seni maşallah, enerjin çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sen gelince daha da bir enerjimiz coştu. O kadar çok geçen haftadan beri o kadar çok mesaj alıyoruz ki. İşte bizim ismimizi analiz etmediniz, biz de gönderdik. Melike Hanım'a ulaşmak istiyoruz diye çok telefon gelince biz de kendisinden rica ettik. İnşallah bundan sonra her cuma bizlerle birlikte olacaksın. Evet, her cuma biz de güzel bir bu ekibe hayır demek mümkün değil. Ha, çok güzel ekip, sıcak bir ekip. Karşılama çok güzel. Ne güzel. O yüzden Allah nereden ne kadar nasıl bir kapı açacağı belli olmaz. Ben her zaman diyorum, herkes ekmeğinin peşinde koştuğu sürece zaten Yüce Mevlam her şeyi önümüze seriyor. Bir anlık çıkabilecek kapılar açabiliyor. Evet, bugün gerçekten Melike Aydın'la özel bir, güzel bir program olacak. Hemen sizlere telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 454 55 71 numaralı telefonlardan bizi arayabilirsiniz. İsminizin analizini burada Melike canlı canlı size yapacaktır mutlaka. Biraz önce de konuştuk. Onun dışında TGRT EU TV'den de bana mesaj gönderebilirsiniz. Ben buradan mesajlarınızı canlı canlı okuyabilirim. Ne göndermeleri gerekiyor? İsim, soy isim de gerekli mi? Soy ismi, anne ismi, baba ismi. İsim, ama yetiştiremediğim kendi ismi, soyadının ismini mutlaka bana göndermeleri gerekiyor. İsim, soy gerekiyor. İsim mutlaka gerekli. Anne, baba adı gönderebilirseniz de daha da iyi olur. Onun dışında evet, bugün gerçekten bakalım. Bir benim ismimle başlayalım mı Melike? Bir arzu budaklı bir başlar mısın? Şöyle bir şey var. Ama biz her zaman olacağımız için, yan yana olacağımız için ben her zaman öncelikle izleyicilerimize bırakıyorum. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, şu anda gerçekten önemli olan sizsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. İsimleriniz ne ifade ediyor, kaderlerinizi nasıl etkiliyor, size iyi mi geliyor, ağır mı geliyor, hafif mi geliyor? Hepsini Melike buradan bizimle paylaşacak. TGRT EU TV Instagram adresimizden de bize yazabilirsiniz. Burada mesajlarınızı cevaplandırmak üzere bekliyorum efendim. Evet dedik, ismimiz kaderimiz mi, hayatımızı nasıl etkiler? Melike'cim nasıl etkiler? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi isimleri ve harfleri birbirine titreşim olduğu için de harfler bizim için çok önemlidir. Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz, çocuklarına isim verirken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz hem büyüklerin isimlerini hem de çocukların ismini, yeni doğan çocukların isimlerini mutlaka değiştirmiştir. İsimler hayatımızın kader bir çizgisidir. Neyi, ne zaman, nerede, ne olacağını harfler bazı zaman üstümüzde belirlenmiştir. Bazı zaman bir kıyafet gibi harfleri düşünün. Giyindiği zaman çok güzel yakışan, şanını, şöhretini, bolluğunu, bereketini başına almış gitmiş, çok zenginliğe ulaşmış harfler vardır. Ama bazı harfler vardır ki üstümüzde çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor ve bizde negatif enerjileri çekebiliyor. Olumlu, olumsuz yönlerini de bizlere yansıtabiliyor. Şimdi biz ekran başındaki izleyicilerimize şunu söylüyorum. Şimdi tam bir dolunay döneminin içerisine biz girdik. Evet. Bu dolunayda hayatımızın gidişinde çok büyük sıkıntılar bizleri yaratabiliyor. İşte nasıldır şimdi? Öyle bir şey var ki böyle kin, nefret, haset, kıskançlık. Biri çok güzel parladı, ilerledi. Bunun gidişatını çok kıskanan vardı. Bu ister dostunuz olsun, ister akrabanız olsun, kim olursa olsun. Bir insan sizin hayatınıza girdiği zaman bazı harfler çatışmaktadır. Ona ya ilerisine kıskançlık yaratabiliyor ya onun duygularından emip kendi halindeki çıkıp onun gibi olmak isteyen harfler vardır. Bu yüzden de bu dolunayda bizler çok dikkatli olmamız gerekiyor hanımlar. Neden diyeceksiniz? Özellikle evli çiftlerde büyük sıkıntılar beklemektedir. Maddi manevi sıkıntılar şu dolunayda beklemektedir. Kimileri çok büyük çıkışta bana bir şey olmaz diye bakmayın, bir anda çatışma yaşayabilirsiniz. Bu çatışma hayatımızın içerisinde olumsuz etkiler üstümüzde bırakabilir. İşte dolunayda dediğim zaman ne yapabiliyorlar? Dolunayda kötü enerji. Bu özellikle kötüye niyet edip de çalışan kişiler, hani biz diyoruz ya ki bolluk bereketinizi dolunayda çağırın. Çağırın ama nasıl çağırıyorsunuz? Kime çağırıyorsunuz?
kendinize mi çağırıyorsunuz yoksa karşınızdaki insana mı çağırıyorsunuz? Bu insana nasıl bir yükleme yapmayı düşünüyorsunuz? İşte burada kötü enerji dediğimiz zaman şöyle diyeceğim, bir yasak bir kelimemiz vardır, üç harfler demektir. Hı hı. Bunu bazen ipe üfleyenler vardır. Bazen suya üfleyip de biz şifa niyetine üflüyoruz ama başkası başka niyete üfleyip de yapabiliyor. İşte dolunayda öyle bir an geliyor ki gücü olan insanların yanına gidiyorlar negatif enerjiyi pat karşımdakini bitir. Bu nasıl bitireceğim ben bunu? İşte şunu yapmanı istiyorum. İşte burada kötü niyettir. Ama benim her zaman söylediğim bir kelime vardır. Keser döner, sap döner. Gün gelir, hesap döner. Peki kendimizi nasıl koruyacağız Melike? Neye, nerede, ne olacağım belli olmaz. Hı hı. Öyle bir an gelir ki senin hayatın tapataklak olabilir. İşte bu yüzden biz bu çalışmaları yaptığım zaman bir insan karşımda duruyor. Bir ismi bana veriyor. Bu isme kimler negatif enerji yapmış? Kimlerin üstünde negatif enerji var? Kimlerin harflerinde iletişim sıkıntısı yaşıyor? Veya senin üstüne yapılan bir kişinin kim yaptığı adı dahil çıkarıp önüne tak. Bu kişi kimdir? Bu kişi benim akrabam diyor. Bu kişinin ismini bir araştır bakalım. Bundan ne musibet geçti aranda? Nasıl bir sıkıntı? Kişiyi de zan altında bırakmamak bizim için de çok önemlidir çünkü. Burada şu günde, şu tarihte o kadar inceleniyor ki en az 15 gününü veriyorsun bu kişinin üstünde. Ve sizler bu negatif enerjileri tamamen bozabilirsiniz. Sizin elinizdedir bu. Benim elimde olan yönlendirmektir. Harflerinizden çıkıp ve bunun cifir hesabı, ebced hesabı en az 15-20 gündür. Hı hı. Bir günde, iki günde, üç günde çıkacak bir şey değildir. Harfler olarak çalıştığımızda ilimdir. Bakarız harflerine. Bu harflerde şudur, şu aylarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu harf sizi ileriye doğru getirmiyor diye yönlendirme enerjisini size gösterebiliriz. Diğer hesapladığımızda evet zamanımız ve vaktimiz gidebiliyor. İşte isimlerimiz hayatımızda bize birçok etkiyi olumsuz yönden, olumlu yönden hayatımıza çekmektedir. Peki soyadımız da isim kadar etkiliyor mu Melike'ciğim? Şimdi bir evimizde bekar bir kızımız var. Evlenecek, hayatını değiştirecek. Yeni bir hayata atılacak. İşte o soyad değişilince baba evinde şanını, şöhretini, bolluğunu yaşıyor ama eş evine gittiği zaman o şan şöhret olmuyor. Eyvallah. Bolluk bereketi gelmiyor. Ben çok iyiydim babamın evinde. Sizin eve geldim, kıtlık gördüm diyor. Bu nasıl? İşte yeni burada harfler, yeni bir soyad. Çünkü soyattan çıkıyor. Eğer ki sizin soyadınızda babanın şanını tekrar almak istiyorsan, bolluk bereketini tekrar almak istiyorsan ne yapabilirsiniz? Hı hı. O zaman babanızın soyadını eşinizden anlaşarak ben babamın soyadını hani ben şu ismim ama ilk önce babanın soyadı gelmesi gerekiyor. Sonradan eşinin soyadı gelmesi gerekiyor. İki soy isim. İki soy ismi mutlaka kullanabilirsiniz. Ama burada eşiniz izin verdiği sürece ben her zaman derim eşten mutlaka izin alın. Bir de çiftler eğer ki sizler bir kişiyle karşılaştınız mutlaka isimli analiz ettirin. Ben bununla uyuyor muyum? Enerjim, harflerim bununla birlikte nasıl olacak? Şimdi bir insan bir insandan evlendiği zaman rakam değeri de çok önemli. Eğer bir insan birinden evlenirken hem rakam değerine biz bakarız hem de karşıdaki insanın harflerine. Ama ben çok seviyorum, ben bunu bırakmak istemiyorum. Biz size bırak demiyoruz ki. Sadece harflerde küçük oyunlar. Böyle bir küçük oyunlar oynuyoruz. Bu harfleri dokunuşlar nasıl gideriz ki benim kaşım olmadı, gözüm olmadı, vücudumda şu sarkmam oluştu. Nasıl bir rütüşler oluyorsa harflerimizde de bizim de küçük bir rütüşlerimiz oluyor. Burada eklemelerde yapabiliriz. Harfinizi isminizi de değiştirebiliriz. İşte burada karşınızdaki uyumlu, uyumsuz harflerle bir değiş dokuş yapabiliyoruz. İşte evlendiğiniz zaman sevgili izleyicilerimiz mutlaka eşinizin ve kendi isminizi sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişiye de mutlaka ismini, harflerini baktırmak yani baktırmak çok önemli. Bu arada isimler gelmeye başladı Melike'ciğim. İsim Tülay. Tülay. Soy isim Uyma. Tülay Uyma. Anne baba istersen anne baba adı da verebilirim. Evet izleyicilerimiz çok dikkatli gerçekten de.
Şimdi biz sadece burada rakam değerine baktığımız zaman uzun vakitlerimizi alır. Ama o kadar çok mesaj gelmiş ki evet. Uyuma diye baktığımız evet. zaman sadece biz inceliyoruz doğum Aha. tarihi bu o. O zaten çok süremiz farklı yetmez. Bir alana girmiş oluyor. Ve herkese de ben Tülay'a, yetişmek istiyorum. Şimdi böyle bir baktığımızda özellikle buradaki enerjisinde tabii ki şöyle bir diyeceğim ben kendisine. Bu harfin neresinden geçersem, nasıl yapsam, iyi niyetli, olumlu bir enerjiye sahip bu var. Çünkü isminin baş harfi T ile başlıyor. Aslında bir baktığımızda niyeti çok güzel, olumlu bir enerjiye sahip. Ama bir taraftan baktığım zaman da A harfiyle Y harfi yan yana gelmiş. İşte burada dikkat et diyor. Peki ben nerede dikkat edebilirim? Burada 2-3 ayda bir yalancı insanlara denk gelebilirsin Tülay. Geldiğin takdirde de bunlardan kurtulman biraz zor olabilir. Peki kendi duygularından, mantığından burada duygularını bir kenara bırakacaksın. Çünkü Ay'a hitap ediyor burada. Kendi duygularını bir tarafa bırakacaksın. Burada yeni akışına başlaman için mutlaka yeni Ay'ı tercih edeceksin. Ve kararlarında mantıklı düşünüp, duygular değil, mantıklı düşünüp de hareket edeceksin. Burada uyma diyor bakın. Hı hı. Ne kadar bir Y'ler bir araya evet. gelmiş. Burada nefis de bir araya gelmiş. Böyle tehlike çanları çalıyor bu harflerin içerisinde. Eyvah. Bu harflerde bu tehlike çanlarını nasıl toparlayabilir hı hı. kendince? İşte burada doğum tarihleri de giriyor araya. Hı hı. Tülay biraz daha tehlikeli insanların arasında olmamaya dikkat etsin. Özellikle çok kurnaz. Peki burcunu tam bilmiyoruz çünkü. Burcu nedir bunun? Bakalım yazmış mı Tülay Hanım? Anne adı ve baba adını göndermiş bize. Anne adı Resmiye, baba adı Binali. Burç izleyicilerimize yayında da demedik. Burçlarınızı da gönderebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Çünkü böyle diyoruz. Biz, evet şimdi geldi Kova. Şöyle bir şey diyoruz. Çünkü bir çalışmamızda biz burçlarla astronomi olarak hı hı. ve isim harfleri olarak baktım bıçak sırtı gibidir. Tam açıklanmamıştır Kur'an-ı Kerim'de. Tam belirti olmamıştır ama bunu da zamanı gelecek tabii ki ortaya serilecektir. Hı hı. Bu yüzden de burçların da duaları ve esmaları vardır. Evet burada kova var. Burada ağlan kovalan bir araya geldiği zaman evet kıvrak bir zekaya sahip kullanamıyor. Neden kullanamıyor ama kıvrak bir zekaya sahip. İşlerinde başarılı olabilir. Hayatında, evliliğinde, aşkında ama enerjisini kullanamıyor burada. Hani benim demek istediğim burada harfleri de enerjiyi kullanmak için burada kendi resmiyetliğini ortaya dökmek için ben buyum. Çünkü aile çok güçlü bir aile geliyor önüme maşallah subhanallah hı hı, diyelim. Hı. Kendisi de hareketli bir bayan var karşımızda. Harika. Burada gücünü kurtarmak için enerjisini çok iyi toparlanması gereken tam da bakın Dolunay'da çok iyi şimdi zaman düşünecek, duygularına yenilmeyecek, mantığıyla yeni ayda hemen harekete geçecek. Yeni anlaşmalar, yeni imzalar, işler, güçler ama negatif enerji var mı diyelim ki burada kesinlikle negatif enerji birebir çekebilen bir enerjiye sahip bu harfler. Dikkat edecek çevresindekileri de çok dikkatli olmanız gerekiyor Tülay Hanım. Telefonumuz var. Alo. Gözde Hanım. Evet, birazdan bağlanacak. Telefonlarımız da kilitlenmiş durumda. Hemen devam ediyorum o zaman Melike'cim. Zeynep Ok. Zeynep. Aslan Burcu'ymuş. Ok. Zeynep Ok aslan. Ama Aslan Burcu. Şöyle böyle bir nefes aldım. Ok dediğim zaman böyle bir... Enerjisinde hani bir yabancının Zeynep'in olur ya, hı hı. Böyle aslında pek iyi niyetlidir. Çok güzeldi çünkü burada Z harfi bana geldiği zaman işaret diyor. Hı. Kendini bir yokla diyor, işaret. Ve sahip olana, bana sahip olana ben de sahip olurum diyor. Ama geçmişi unutmaz. Sürekli yorulur. Sürekli kendince mücadele verir. Burada özelliğinde baktığımız zamanda da alacak verecek hesaplar kitaplar Zeynep'te. Zeynep burada ne yapacak? Böyle atış yapacak. Çünkü bazı noktalarda Zeynep'in
ağzından bir kere çıkmadan kelime yeri gelince aile bunu okeylemez. Ama kendisi yeri gelince evet ben okeyledim derse evet okeylenir. Çünkü arada çelişkiler yaşayan bir Zeynep var önümüzde. Bu Zeynep'in harflerinde aslan da bir araya geldiği zaman burada Zeynep karşıdaki insandan mutlaka okey kelimesini duymak ister. Bir işi yapmak isterse ben bunu mutlaka yapacağım. Hedefim budur. Evet Zeynep, hedefine gitmen için yalnız kesinlikle bu ayda değil. Bu ay seni duraklatmıştır. Belirli bir süreçten sonra siz daha iyi bir noktaya geleceksiniz. Biraz zamanınız vardır. Bu zaman geçsin. Ne kadar? Kasım'dan sonra açılışınızı yaşayabilirsiniz. Zeynep Hanım, Kasım'dan sonra işlerinizde, çünkü burada aslanlar Kasım'dan sonra hedeflerine ulaşacaktır. Biraz daha bekleyecek diyelim. Peki hemen yine izleyicimiz göndermiş, yine kardeşi sanırım Cem Okboğa. Cem? Ok. Okboğa. Şöyle baktığımızda Cem, bu harfleri ben hep tehlike bakarım. Bu harflerde dururum. Duruklanırım kendice. C'de mi? Ben, çünkü Cem'de neden Cem? Niye Cem koyuyorsunuz çocuklarınızın ismine? Kısa bir isim ve sürekli negatif enerji çeken. Eyvah. Evet, bazıları çok güzel gidiyor. Hı-hı. Ama bazıları da negatif enerjinin adımlarını atamıyor. Yerinde çakılıp kalıyorlar. Bu yüzden de C'ye baktığımızda kişiye çok büyük risk alma özelliğe sahip enerjidir bu. Ve kişi bunu yükseltmesi için de sürekli esmaları, ya Celle Celali, bunu sürekli dile getirmesi gerekiyor. Peki ben çekemiyorum, yapamıyorum. Nasıl çekemiyorsun? Sürekli bir de Cebrail Aleyhisselam'ın mutlaka enerjisini çekerceğiler. Bu enerjiyi esmalarla kendi negatif enerjinizi atabilirsiniz. Bir de okboğa dediğimiz zamanda da evet soru işareti var. Beyninizdeki olan maddi soru işareti, bunlar genellikle maddi düşünen bir enerjiye sahiptir. Cemlerde maddi, hı hı. Paradır. Para mekanizması çalışmaktadır. Sürekli hareket eder. Bu yüzden daha bir sosyal açılımlara sahiptirler. Bu harfte de baktığımda Cem diyor, uyan ve yürü diyor. Kendine gel diyor. Ama burada ok boğa dediğimiz zaman harflerde hem O hem A, iki A'lar yan yana gelip çatışmadır. Ama burada kim çatıştırıyor bunu? Yumuşak G harfi çatıştırıyor bunu. Hı hı. İşte bu harfin de soyadında sıkıntı var. Evet hedeflerine giderler ama genellikle akraba bağlarında sıkıntı yaşarlar. Hı. Bakın hedeflerine giderler ama akrabada bağı denen hiçbir şey olmaz. Akraba. Yani kendilerince akraba, hani biri düşse birine yardım edeyim, hı hı, onu kal, böyle bir şey yok. Yani burada nasıl eminsiniz Melike Hanım derseniz diyorlar, nasıl eminsiniz? Bu da benim bir özelliğim, bu da benim bir enerjim. O da senin sırrın. Bu da bu benim sırrım. Nasıl aşçıya dersin ki bunun sırrı nedir, bana da söyle ben de yapayım. Her bir aşçının örneğin geçen şey bir yemekteyiz, programa katıldım. Ben de o tabii kurabiyeyi yapacağım. Eve gittim, bir güzel yaptım ya, yoğurdum da çok güzel. Anam pişirirken de yakmaz mıyım? Yani ne oldu burada? Eyvah. Demek ki aşçının da bir sırrı var burada. Kolla orada. Hem ben çalışacağım hem onu yapacağım. İşte burada da kendini kolla. Evet sizin akrabalarınızda, bağlarınızda zayıflık var burada. Ama kendi geleceğin için akrabandaki bağları kuvvetlendirmeye niyet et bence diyorum. Ve Celle Celalü duamızı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum ben. Dualarımızı eksik etmiyoruz. Eksik edilmeyecek. Bu arada yeni evlenecek olan çiftler de göndermeye başladı. Uyum soruyor izleyicilerimiz. Deniz Yılmaz ve Miraç Keskin. İkisinin uyumunu merak etmişler. Deniz Yılmaz. Yılmaz. Şimdi Yılmaz eşi mi oluyor? Hayır, Arzu Deniz Yılmaz hanımefendinin ismi. Nişanlısı da Miraç Keskin. Soyadı Yılmaz. Evet, Deniz Yılmaz, Miraç Keskin. Deniz'le Miraç'ın uyumu. Miraç Keskin. Evet. Bu arada Deniz İkizler Burcu, Miraç Yay Burcu'ymuş. Bu arada bu kadar da güzel ayrıntılı mesajlar gönderiyorsunuz. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Deniz Burcu neydi? Deniz'in Burcu İkizler. İkizler. Miraç Yay. Yay. Ateşle hava bir araya gelmişler. Söndürebilirsen söndür. Eyvah. Şimdi. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben burada. Şimdi
ateşle bir araya geldiği zaman da bunların çok güçlü bir enerjiye sahip olma enerjileri vardır. Bu enerjilerden nasıl bir faydalanabilirler veya nasıl bir enerjinin üstünden iyiyi kötüyü ayırt edebilirler? İşte burada denizle dinamik, yani öyle böyle değil, öyle bir yazılar dökülmüş ki önüme. Eyvah. Yani bir bakarsın ki deniz Miraç'a hıçkıra hıçkıra ağlar. Ama neden sizlere? Neden sizlere burada deniz niye ağlayacaksın neden sizlere? İzin ver bir kendine bakalım. Bir Miraç'a burada bir izin ver bakalım. Evet. Bunları şöyle diyeceğim. Öyle bir harfler önüme geldi dedim ki durdum, düşündüm. Aslında ben tıkanan bir kadın değilim. Pıtır pıtır bunları ben çocuk yaştan beri yapıyorum. Bu harflerle zaten zihnim harflerle dolmuştur. Evet. Gece uyurken harfleri sayıyorum. Kalkarken gene sabah gene harfler var beynimde. İşte burada kaldığımda daimlilik diyor. Nazara çok gelir. Negatif enerjiye çok gelir. Aman çok dikkat. Bunlara Allah hayat boyunca imtihan demiyorum ben burada. İmtihan her kul yaşayabilir. Tabii ki. Burada ikisi o kadar güzel bir çift ki. Ne güzel, öyle ne birbirlerine mutlu. Yapışmışlar ki. Öyle bir mutluluk ki. Öyle bir uyum ki. Ne güzel, Allah, maşallah. Hiç, yani diyoruz ki biz Allah ayırmasın. Böyle bir şey yok. Allah hiçbir kulunu ayırmaz. Kullar birbirini ayırır. O gelir kıskanır. Öteki gelir laf birbirine söyler. Çünkü ben mutlaka tanıştığım insanın ismini hemen bağışlar mısınız? Bakayım bu kimdir? Evet. İsminden tanırız. Mahşere kadar da ismimizden gideceğiz. Sorguya da ismimizden gireceğiz. Bu yüzden de denizin ismi bedenine çok olmamış. Bir ben diyorum ki erkeklere deniz ismi verin, bayanlara vermeyin. Dikkat edin. Deniz hem erkek olacak evin içinde hem kadın olacak. Bu bir. Burada Miraç da zaten sunumunu size getirecek. Kapılarını açacak. Bütün evrenin olduğu mutluluk enerjisini size verecek. Ama burada doyumsuzluk kimde olacak? Denizde olacak. Deniz doyar mı hiç? Denizin alabildiği her şeyi alır. Ama kalbini dolduracak olan bir tek Miraç'tır. Evini de dolduracak bilecek olan Miraç'tır. Şanını şöhretini de yaşatacak olan size Miraç'tır. Burada hiçbir şey yok. Sadece göz, nazar, dil, etrafınızdaki kişilere her daim dikkat edeceksiniz. İkiniz de çok güzelsiniz. El Rezzak, unutma. El Gaffar, sakın yazıyorsun. El Musavvir. Bunlar bütünlüğünüzü, bunu araştırın. Musavvir ne diyor? Tefsir edendir diyor. Yani burada güzelliği sunmaktır sizin önünüzde. Bunu almaktır. Ama aldığınız zamanda da verebilmektir. Benim verdiğim dualar da ikinizin enerjisindendir. Çünkü harflerden çıkıyor burada direkt. Çıktığı zaman El Musavvir diyorum. El Gaffar ve El Rezzak. Bunu okuyabildiğiniz kadar sık sık okuyun. Evet, bunların epçeti vardı, cifir hesabı vardı. Anlaşılır, bakarız, ederiz, o ayrı. Ama bunlar harflerinizden net çıkıyor. Bunu mutlaka yapın ve sabah akşam okuyun. Nazardan, gözden uzak olacaksınız. Yaylar, ikizler, evet, dolunayın enerjisinin içine girmişsiniz. Kafanız karışık. Şu anda duygularınızda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde iyi ya da kötü çıkmazlık önünüze gelebilir. O da süreceği 15 gündür. 15 gün sonra bir ferahlık olacak önünüzde. Tabii ki, çünkü ikizler, yaylar, biri ateş, biri hava. Bu bir karmanın içerisine girmiş. Aileler ayrı bir konuşuyor, kendileri. Burada nişanınız, düğününüz, siz ayrılmayacak çiftsiniz. Harika. Ayrılsanız bile birleşirsiniz. Öyle net diyebilirim. Mutluluklar size diliyoruz biz de Deniz'le Miraç çiftine ve telefon almaya başlıyoruz. Alo Eser Hanım. Alo, merhabalar Arzu Hanım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı cumalar diliyorum. Çok teşekkürler, size de hayırlı cumalar olsun. Sağ olun, ben de Melike Hanım'a sorularım vardı. Hemen Melike Hanım'la sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun. Melike Hanım merhabalar, İnsal'dan ben Eser, tanıdınız mı?
tanıdığım benim sıkı takipçilerimden biri. Çok harika. Yok, bayılıyorum size. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Buyurun çok Eser Hanım. Dediğiniz gibi ben oğlum Ahmet'e o duayı yapıyorum. Esma şeyi, selavatı söylemiştiniz. Onu yapıyorum çocuğuma. Bir de kendi ismimin analizini öğrenmek istiyordum ben. Soyadınız? Aktepe. Aktepe. Eser Aktepe. Aktepe. Şimdi evet. Şimdiye kadar hep oğlunuza yaptırdınız değil mi siz isim analizi? Evet, evet. O kadar oğluna yaptırdım evet. Ki yani oğlumun rızkı, bereketi, rızkı benim sıkı, hiç bırakmaz. Aynen. Şükür olsun Allah böyle kişileri hayatımızdan eksik amin. Etmesin amin. İnşallah. Şimdi burada Ekim ayına geldik biz zaten. Ekim'i de çıkacağız zaten bir hafta sonra Ekim'den. Biz Kasım'dan olarak baktığımızda evet hayatınıza bu dönem içerisinde yeni kişiler girebilir. Yeni kişiler giren kişilere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kolay kolay sizin hayatınıza Eser Hanım kimse giremez. Evet. Ama burada Kasım ayında hayatınıza bir anda yeni kişiler girebilir. Girdiği zaman bu kişilerde isimlerine çok dikkat edin. Özellikle size iyi gelmeyen soru işaretleri, yumuşak G ve İ harfleri. Bu işaretli harfler size iyi gelmiyor. Bir de N harfleri ve O olan Ö harfleri size iyi gelmiyor. Bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Buradan sağlık problemi. Ben demiyorum ki yaşayacaksınız ama Kasım'ın enerjisinden ayrı tarafta da sizin isminizden verilen bir enerji. Bir doktora gidersiniz. Aa sizde şu rahatsızlık daha çok belirgin hale gelmiştir. Sizi sıkıntıya sokabilir ama bir tanesine değil en az birkaç tanesine daha mutlaka danışmanız gerekiyor. Ki bu enerjiyi güzel üstünüzden negatif enerjiyi atabilirsiniz. Yani sağlık sorunları Kasım ayında önünüze gelebilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. İsminizin harfleri soru işaretiyle başlıyor. Olumlu, olumsuz. Çünkü hayatınız boyunca maddi manevi çok sıkıntı yaşadınız. İşte burada isminizde tamamen değişmesi gereken bir enerjidir. Bu isim size iyi gelişmedi. Çünkü siz bir insanlar sizi, siz eser altına almak istersiniz ama sizi esaret altına almak isteyenler vardır. Sizi kilitliyorlar. Ama siz burada kilitlendiğiniz zaman hiçbir şey başarısız oluyor önünüzde. Siz varlıkken yokluğa düşüyorsunuz. Yoklukken de varlığa çıkan enerjiye sahipsiniz. Bunun bir ayarını tutturamıyorsunuz. İşte burada eser diyor. Aktepe'de yaşanıyor bu diyor. Soyadınızda problem yok. Sadece isminizde, mutlaka isminizi değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa bir türlü bu çıkışı bulamazsınız siz. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Teşekkür ederiz. İsim değiştirmek artık öyle bir müracaat ettiğinde yapılabiliyor. Kesinlikle yapılabiliyor. Çünkü eser. Hı hı. Eser yani. Ben diyorum ki isimleri verirken dikkatli verin çocuklarınıza. Evet. Bu isimler ömür boyu, hayatları boyunca zorluklar yaşayabilirler. Yaşandığı takdirde aman çocuğum niye böyle oldu? Aman rızkı neden kesildi? Aman işi. Evet bu dört dörtlük gitmez hayatımızda bazı noktada. Ama isimler de tetikliyor bizi. Tetiklediği zaman harfler de bir dizilimdir bizim önümüzde. Bunu ta ki Mısır'dan ve Mısır'dan inceleyip ta ki Araplara kadar gelen isim enerjisi vardır önümüzde. Bunlar bizim hayatımızda Romalılar başlatmıştır bu ismi. Ama en son ki Osmanlı'ya kadar gelmiştir. Bu yüzden harflerinizde, isimlerinizde dikkatli çok olun. Dikkatli. Ben diyorum ki yeni isim eser kadına gitmez. Bu kadar ama erkeğe de mutlaka eser dediğin zaman bak eser savaş olmaz. Hı hı. Eser Mehmet, eser Ahmet, eser Murat bu isimleri koyun ki en azdan bir iletişim kursu. Şimdi eseri burada ne yapabilir? Bunu erkek ismidir bu. Bayan evet, ismi evet, evet, değil. Erkeklere de. Bu yükümü almış omzuna. Ne yapsın kadın? Yoruldukça yoruluyor. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyoruz bu arada Eser Hanım'a. Melike'cim o kadar çok mesaj geliyor ki hemen sana söylüyorum. Ayşen Yeltekin. Ayşen Yeltekin.
26 Nisan burç olarak hangisi oluyordu 26 Nisan? Şöyle bir şey diyeceğim. Koç. Ateş grubuna yakın görünüyor ama şöyle grup olarak da inceleme, şimdi burçları çok inceleme. Hı-hı. Ben burç alanında çok inceleme Hı-hı. yapmak istemiyorum. Tamam, Ayşen Yertekin diye o zaman şöyle diyeceğim. Bakalım. Çünkü uzun zamanımı alır burada. Evet. Burada Ayetel Kürsü net çıkıyor. Şahane. Yani dua çıkıyor. Hı hı. Beni hiç aramasına gerek yoktu hı hı. diyorum. Ben de diyorum gelsin danışan hı hı. ama ben diyorum gelmesin diyorum. Hı hı. Neden? Çünkü direkt burada Allah katında ismin o kadar güzel ki verilmiş ki isimler zaten Allah katından bize veriliyor. Allah bize her yönümüzü iyi ya da kötü bizim neden sağımızda solumuzda meleklerimizi vermişti. Bunu bir düşünün bakalım. Bir de baktığımızda negatif ve pozitif. Bunun bir akışı yok mu bizim önümüzde? Vardı. Negatif de hayatımızda olacak tabii ki. Öğreneceğiz tabii ki. İyiyi kötüyü. Ayşen'in hayatında mutlaka Ayşen çok hayatında olumsuz insanlar girmişti. Şeytani insanlar mutlaka girmiştir ve yanlış yollara da mutlaka Ayşen'e sevk etmiştir. Ayşen de kendini toparlayıp mutlaka kendi yolunu da hayırlısından bulmuştur. Neden diyeceksin? Çünkü Antel diyor aslında çok kurnaz bir Ayşen var önümde ama kurnazlığını kullanamıyor. İşte şurada Ekim'de başla diyor. Hı hı. Ekim'den sonra yürü ya kulum Allah diyecek sana. İşin gücün her noktada açılacak. Ama ve lakin burada duan var. Duanı okumadığın sürece de hiçbir şey başarır. Çünkü sen bir Ayşe anamızın ismini taşıyorsun. Ben Ayşe anamızın gece gündüz dua ederdi. Bir gün dua etme ediyorum diyor dese hı hı. bana. Melike Hanım ben gece gündüz ediyorum da ama dualarım kabul olmayacak denen bir şey yoktur. Negatif önünüze ayağıma taş desin. Derim ki eyvah derim bunu da Allah'tan mı bileceğim? Ay önüme bakmadım da vurdum ayağıma yani biraz da önüne bak diyor burada. Burada da Ayşe dostlarıyla imtihana girmiş. Her zaman da girer. Evlense de girer. Kim olursa olsun hı hı. dikkatli ol. Burada Ekim ayından sonra Kasım geliyor. Şimdi bitti zaten. Kasım diyoruz burada. Kasım'da da diyorum ki Ayetel Kürsü'yü bol bol oku. Çünkü bu Ekim ayı sizin için çok 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 zor bir dönem geçti. Dostlarından imtihan girdin, paranından imtihana girdin, ailenden imtihana girdin. Hep böyle üst üste gelen sorunlar oldu ama şimdi Kasım'dan sonra bu sorunları üstünden inşallah atlatacaksın. Güzel enerjileri çağır. Ayetel Kürsü senin önünde net çıkıyor. Sürekli Ayetel Kürsü yok, o seni zaten kurtaracak diyorum. Harika. Diğer isim Hanzade Şenol. Hanzade ne kadar güzel Hanzade bir isim. Hanzade Şenol, yay burcuymuş. Hanzade. Hı hı. Çok güzel, Şenol. Evet, soy ismi. Ya bu böyle bir isimler bana geldiği zaman da ben bazı isimlerle insan affedersin sevişir mi? Ben isimlerle böyle oluyorum elimde değil. Hanzade güzel isimlerden o zaman. Çok güzel isimleri gördüğüm zaman benim çok böyle sanki böyle Allah beni bu enerjiyle yaratmış. İşte burada Hanzade Şenol. Burcu neydi burada? Burcu'nun enerjisine değil de şöyle yay, bir baktığın zaman. Yay burcuymuş Hanzade Hanım. Baktığım zaman zaman geriye alsam da diyor keşke diyor kaybettiklerimi de kazanabilsem diyor. Bu harf bu enerjiyi gösteriyor Hanzade. Ama Hanzade de dediğin zaman da Zahide yani burada Kur'an'da geçen bir isimdir. Çünkü çok güzel bir isimdir. Hı hı. Bolluk bereketi çağıran, şanı şöhreti yaşayan burada Han diyor bütün kapıları açabilecek olan bir enerjiye sahiptir. İşte Hanzade'nin de öyle güzel kapılarınız var ki, öyle güzel enerjiniz var ki. Çünkü burada zahmetli bir yoldan geçen bir enerji. Evet ama bu zahmetli yoldan geçerken Şenol kurtarıyor seni. Harika. Güçlü bir enerji var burada. Bu soyadı ömür boyu hayatında taşı. İnanılmaz bir Şenol var burada. Ve buradaki harflerin enerjisinde D harfinden zaten L harfi hayatınız boyunca düşseniz de hadi diyelim ki sizin önünüze düşen de gelse siz tutup kaldırabilecek enerjiye sahipsiniz olacaksınız. Siz
Düştünüz, sizi kaldırabilecek bir el gelmektedir. Öyle böyle değil. Ve mutlaka enerjisinde baktığım zaman, bazı zaman net muizi. Yani şöyle diyelim, muizi duası çıkıyor burada. Muizinin duasında da inanılmaz derecede, hani hayatındaki olan enerjilerinde ağırlıktır. Üstünde varsa bir ağırlık, üstünden kaldırmak demektir. Bu duayı en az 117 kez okuman gerekiyor. Günde pazartesi, salı, çarşamba. Bakın. Günü de harika. Bak, pazartesi, salı, çarşamba. Özellikle pazartesi günleri kullar çok güzel. Sendrom diyoruz ya biz. Öyle bir sendrom yok. Ne sendromu? Peygamber Efendimiz pazartesi ve salıyı çok severdi. Hele cuma bembeyaz giyerdi. Çok aydınlık. Ve bizim zaten burada en kutsal dönemlerimizdir. Bizim cumartesi pazarımız, o dinleriz. Evet. O başka bir enerjiye giriyor. Ama burada pazartesi, salı, salı, çarşamba ve cuma. Cuma, ama ben pazartesi, salı, çarşamba oku. Senin muizi duasını oku. Darlıktan, sıkıntıdan kurtarıp feraha çıkarmaktır. İç darlığını tamamen gidermektir. Bunu diyebilirim. Ve zenginlik. Burada harflerinden ben burada al eline kağıt kalem incelesin baksın muizi bitti. Bunu yapacaksın. Ve Yasemin, bunu okumanızda ya da Yasamet, ama Yasemin diye bunu da okumanızı isterim. Her şeyi işiten ve görendir. Bunu oku, 180'de budur. Bunun duasını da okuyun, bunu da yapın ve burada zaten kapılarınız açık, hiç korkmayın. Hiçbir şey sırtınızdan kimse yükünüzü almaz. Siz kendi yükünüzü zaten atabilecek enerjiye sahipsiniz. Bu enerji çok güzel. 2019'da çıkış yapacak olan bir enerji. Harika. Ben ne buradayım. 2019'da çıkış yapacak enerjiyi sizi kim tutabilir ki artık, ne diyeyim? Ne güzel isimler, soy isimler geliyor. Devam geldiği ediyoruz. Geldiği zaman böyle seviniyorum ben. Şahane. Böyle. Mutluluk oluyor. İnşallah hepsi böyle güzel geçsin. Şadiye Tıbıkoğlu. Şadiye Tıbıkoğlu. Tıbıkoğlu. Tıbığın anlamı ne? Tıbık. Tıbıkoğlu. Yani. Şadiye Tıbıkoğlu. Tıbık. B mi B mi acaba? Tıbık. B'le. B. Mesaj olduğu için. Oğlum. Değişik isimler, soy isimler de geliyor bu arada. Çok isimler geliyor ama evet, bu harflerin de dinamik, ateş. Bazılarını çok güzel söylüyorum, bazılarını da böyle huzursuz olabiliyorum. Şahitlik. Siz birine şahitlik, hayatınızda mahkeme, davalar, aile şahitliği, dedikodular, yani sizi bir yere şahit tutabilirler veya duydun mu şahide diye mutlaka. Burada lütfen Şadiye, birine şahitlik yaparken isminde net çıkıyor. Yaparken uyarı, bakın bu bir uyarıdır size karşı. Yaparken doğru şahitlik yapın ki karşınızdaki de mağdur olmasın. Bir gün gelir şahitlik size yaparlar. Yalanı bu içiniz. Neden bunu Melike Hanım söyledi? Çünkü burada akrabanızdan gelecek veya sizin günahınızı biri alıyor ki sıkıntı yaratabilecek olan bir şey olabilir. Burada şahitlik. Size sahtekar şahitler tutabilirler. Yani ben bunu illa sizin için, ama bu her iki sırt, bir arka bir önü var madalyonun. Burada ikinizin, özellikle Şadiye Tıbıkoğlu, resmen önüme çıkıyor. Mahkeme, bu karakol veya böyle bir şey yok dersiniz. İleriki zamanlarda çok dikkatli olun derim. Burada Kasım'ı inceleyelim dersem, bu şahitliktir. Bu isim benim önümde şahitliktir. Çok enteresan. Hakkını yedirme kimseye. Biri hakkını yemişse doğru yoldan mutlaka sana geri dönecektir. Bakın bu şahitliktir. Bu isim çok insanın önünde çıkmaz. Bu isim kimseye de bu ismi çok alıp da çocuğuna vermesin. Çok güzel bir isim değil bu. Şahidiye.
Değil yani. Ve Tıbıkoğlu güzel. Burada sizi akraba enerjisi çıkıyor. Ama burada diyelim ki evliyseniz kayınpederinden, akrabalarınızdan mutlaka sıkıntılar, problemler ama çıkış bu, siz bulabilirsiniz burada. Ben bu Tıpıkoğlu'nu, evet oğlu güzeldir, enerjisi size yürüyebildiğiniz kadar gidebilirsiniz. Yalnız burada Kasım ayından sonra başlayacak olan enerjiye sahipsiniz Şahidiye Hanım. Kasım ayından sonra siz çok daha güzel olacaksınız. Şadiye. Şadiye Hanım çok daha güzel olacaksınız. Ve Kasım'dan sonra bu isim şahitlik net çıkıyor diyebilirim. Evet Melike'cim, mesajlar hiç durmuyor ki ben sürekli mesajlara bakıyorum. Ama vaktimiz kaldıkça birçok izleyicimizin isim analizini yapacağız. İnşallah. Ama kısa bir ara verelim, bir soluklanalım. Bekliyoruz. Burada her şey var, tüm hızıyla devam ediyor. İsimlerimiz hayatımızı nasıl etkiliyor? Burada sevgili Melike analiz yapmaya devam ediyor. İsimler evet. Bana geliyor yine. Muhammed Tuhan. Muhammed Tuhan Aslan. Muhammed, işte bu isimlerde Tuhan, soyadı Aslan. Hayır, Burcu Aslan, Muhammed Tuhan soyadı. Pardon. Tuhan, Burcu soyadı. Aslan. Aha. Şöyle şimdi kısa evet, yetiştirmek geçiştirelim. Için. Herkes bekliyor çünkü. Şöyle gerçekten üzülüyorum ama ne yapacak, elde mahkum diyelim. Muhammed isimleri çocuklara verirken özellikle bu isimleri ben defalarca inceledim. Epçet değerinde 66 olarak, yani çok güçlü bir Epçet değeri hesabı olan bir enerjiye sahiptir. Sürekli dua etmeleri gerekiyor çünkü nefislerinden imtihana girerler. Çok kolay bu ismi herkes taşıyamaz. Her anne baba bu ismi verirken zaten önce kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Ve burada nefiste, çocukta, genetik yapılarında sağlamsa bu ismi verebilirler çocuklarına. Ama eğer sorun varsa, diyelim yurt dışında yaşamış, hı hı, ama maneviyatı çok güçlü, tabii ki olabilir. Ama bir çocuğu başka yönden yetiştirirseniz, bu çocuğa da bu ismi verirseniz bu çocuk o ismi taşıyamaz. O ismin yükün altında kalabilir ve ezilebilir. Hayatta başarısızlığa ve üzüntüye, kedere, gözyaşa girebilir. Hı hı. Peygamber Efendimiz'e verildiği için bu isim, ki en güzel, yani daha dünya yaratılmadan onun ismi yaratılmıştır. Hı hı. Bu isminin hürmetine, güzelliğine, Allah'ın en sevgili kuluna o kadar sıkıntılar yaşanmışsa kul ne yapsın burada? Hı hı. İşte bu harfte etlen bitilen bir harfte. Bu da nefistir. Ve met diyor burada. Zaten met cezir biz deriz ya. Hı hı. Bir dönüşümdür. Bu dönüşümün altında Muhammed'in önünde hep ilerlemek vardır. Sadece tuhun. Bakın isimden gelecek olan enerji tuhun. Burada takt. Yani nedir bu? Çok güzel bir taktı var. İlerisinde açılacak olan enerjisi var. Aslan da soyadı olunca, Burcu olunca, hı hı, zaten çok güzel bir enerjisi var. Muhammed zaten kalbinin enerjisini, evet, yaşıyor. Güzel. Çok güzel. Onu da hissedebilirim çünkü burada Tuhan'la yan yana geldiği zaman. Tuhan'la yan yana geldiği zaman açılım demektir, güç demektir. Yürüyebilmek demektir, daha büyük yerlere çıkmak demektir. Okumak demektir, başarmak demektir. Bir de kul hakkından imtihana girmek demektir. Bu da Muhammed olduğu için zaten mutlaka o enerjisini Peygamber Efendimiz'in isminden dolayı alabilir. Bu da ne olur? Onu da törpüleyebilir. Burada iki harfler yan yana geliyor çünkü harflerin titreşimleri tahmin yürüten enerjiye sahiptir. Güzel bir enerjisi var. Güzel bir enerji, harika. Bu enerjisinde ya batın, mutlaka el batın, her şeyden gizli, günde 62 nefsim. Bunu nefsinden imtihana girdiğin için bunu oku. Ya batın, el batın, bunu oku. Yaptığın takdirde zaten yolun açılacaktır.
Bir de El Gani. Bu da çok güzeldir. El Gani aslan. El Gani yani hükmedendir. Mücadele ve tam da Dolunay'da. Şu an Dolunay aslanlar zaten birbirine girmiş. Burada nedir? Aşkta birbirine girmiş, evlilikte birbirine girmiş, sevgililerle karışıklıklar yaşıyor. Şu anda onlar karışık. Ne yaptıklarını bilmiyor. Kimi kimi aldatıyor, kimin eli cebindedir ki. Ama kimler çok şanslıdır burada? İşte aslanların arasında Muhammed olduğu için şanslı bir dönemin içinde iyi niyeti soyadından kaynaklanıyor. Güzel bir enerjisi var diyelim. Harika. Devam ediyorum. Gözde Dernek, Boğa. Gözde Dernek. Dernek. Boğa burcuymuş. Şöyle Kasım'dan inceleyelim. Kasım'dan imsak direkt önüme çıkıyor. Ama imsak dediğim zaman imsak vakti demektir. İmsak vaktine baktığım zaman böyle hani uyanıştır. Kendine gelmektir. Burada Kasım'ın enerjisinde uyan. İşte Kasım'da uyanıyorsun Gözde. Gözün aydın olsun. Hani o gözlerin hep kapalı. Kimseyi göremedin. Kimse ne çevirdi arkandan, ne dedi, ne yaptı, ne oldu? Hep böyle dolamaçlı bir şeyler duymuş. Bu ne zaman duymuş? Son bir yıldan beri zaten dostlarıyla, arkadaşlara bir imtihana girmiş. Bu belli bir süreçtir. Şimdi burada asil baktığımızda asillik vardır Gözde de. Güzel. Hı hı. Ama kısadan incele desen daimlik vardır. Dostları için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Gözde, evet. Hiçbir şey yoktur. Boğa olarak da zaten tutulmanın enerjisine girmişsin. Bu da Dolunay'da boğa toprakla gelişti ya, sonradan bir ateşe fırtına etmiş. İşte boğa da ne diyor burada? Bu ilerisinde şöyle bir diyelim, derneklerin içine girebilir, yardımlaşmaların içine girebilir, hayatı boyunca yüksek mertebeli insanların içinde olabilir. Yani enerjisi açılıma açık demektir. Açık, her şeyisini başarabilir ama sadece insanlar arasında timsak olan insanlara dikkat edeceksin. Ama akıl sizde, gözlemek sizde, başarma sizde, ilerlemek sizde, sadece bekle. Güzel. Şu Kasım'da sonra bir bak bakalım neler oluyor. Kasım'a da açılıyor zaten Kasım. Açılım ben geleceğim. Kasım'a da bir şey kalmadı zaten. Evet, Canan Mat, terazi. Canan Mat. Bu isimlerde Canan Mat. İşte şöyle Kasım'a gireceğimiz için Kasım'dan bakıyorum. Evet, çok sıkıldım, çok darlandım, çok üzüldüm, çok stresin içerisindeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda şikayet döneminde. Çünkü burada C harflerinde, A harflerinde, N harfleri şikayet etme dönemi negatif. Şu anda negatifsiniz. Bu harfin üstünde bir negatif oluşmuştur. Ve mat olarak da baktığımız zaman da kısıtlama demektir. Kısıtlamalara dikkat edeceksin. Ya maddi yönden kısıtlamalarına dikkat edeceksin Kasım'dan sonra. Ya da hani bazı insan manevi yoldan kazanır ya, çok manevi, çok ama derine çok inme. Hani bu beyin kaldırabilir mi o derine? Bazıları derine indikçe bir an şaşırabiliyorlar. Orta. Kaldırabileceksen git o derinliğe. Bunu sadece evliyalar, peygamberler, ulvi insanlar yapabilir. Biz çok nadir. Nerede? Bu insanların kalpleri aynı böyle su değirmeni gibidir. Böyle döner. Nereye döneceği belli olmaz. Nasıl akacağı belli olmaz. İşte ilerisinde bir maneviyatlık dönüşü vardır. İşte cananlarda var bu. Ama N harfleri şu anda negatif dönüşü yok. Negatif. Düşünce negatif. Ne yaptım, ne ettim, ne oldu? Dua ettim olmadı, şu oldu, bulma olmadı. Canan N harfleri ikiye araya gelmiş ve Kasım onu sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı içinde de Kasım'ın çünkü bizim ayların da enerjisi var üstümde. Evet. Doğum tarihlerimiz vardır bizim üstümüzde. Onları inceliyoruz biz burada. Burada Kasım'ın enerjisinde sadece
kaçışlar aramalar, bir çıkış bulma. İşte bu çıkışı sadece burcunda neyse onu bilmiyoruz. Doğum tarihi nedir bilmiyoruz. Yazmış, bu yüzden de teraziymiş. Terazi. Hı hı. Kısa keseceğiz, kesemiyoruz. böyle sadece önüne gelen engelleri sabırla beklemeni istiyorum. Sadece günde ya sabır ya sabır 180 kez mutlaka okumanı istiyorum. El Kadir, kaderimi ya Rabbi istediğin sürece kuvvet, kudret senin elindedir. Beni değiştir. Ben değişimi istiyorum, açılım istiyorum, iyi olmak istiyorum. Bunun için suya okuyup, niyetlenip şifa, bedenimize şifa istiyorum. Sirkeli suyla da arınmanızı istiyorum. Çünkü Canan da bu dönem içerisinde negatif enerji ne hafinde var. Dikkat. Bakalım Elif Hanım'ı neler bekliyor. Alo. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Ben Melike Hanım'la danışmak için aramıştım. Tabii ki. Buyurun Melike Hanım. Burada. İyi günler Melike Hanım. Merhaba. İyi günler. Hayırlı Melike cumalar. Melike Hanım, ben teşekkür ederim. Ben sizi bir senedir ekranlardan tanıyorum. Sizi tanıyana kadar inanın isimlerin kaderine inanmazdım. Ama hakikaten Kur'an-ı Kerim'i ve Efendimiz'i araştırdığım zaman buna hak verdim. 21 yaşındayım, ben çok imtihanlar gördüm. Gerek ailevi çöküşler, gerek maddi çöküşler. Ve ismimin ne konumda olduğunu merak ediyorum. Yani Can ismini değiştirmek istiyorum. Yerine Beyza ismini annem koymak istiyor açıkçası. Sizce uygun olur mu ön görüş olarak? Şimdi Elif Hanım, soyadınızı alabilir miyim? Gökal. L ve P ile bitiyor. Gökal. Alp. L, Alp. Elif Can, Gökalp. Gökalp. Can ayrı. Hı hı. Gök Alp. Şimdi doğum tarihin? 5 Nisan 1997. Anne ismin? Zübeyde. Şimdi annen hangi ismi değiştirmek istedi sizde? Ben Can ismini değiştirmek istiyorum. Hem erkek ismi olduğu için birazcık sosyal manada dalga konusu oluyor. Hem de o ismi annem değiştirmeyi uygun gördü açıkçası. Beyza okunuyor mu? Beyza? Anlamadım. Beyza Kur'an'da geçiyor mu sizce? Beyza ismi Kur'an'da geçmiyor ama Arapça bir isim. Şimdi ben bu dünyayı düşünürken ahiretimi de düşünmem gerekiyor. Şimdi Elif dediğim zaman Elif dediğim zaman Kur'an'ın ilk başı Elif ve Beylen başlıyor. Ve bolluk ve bereket demektir. Elif demek boyun eğmek demektir. Zarif demektir. İnce dokunuşları var demektir. O kadar güzel Elifler vardı ki yeter ki bana bir cümle dedirim. Bir Elif demek kadar o kadar güzel, muhteşem ki. Bu yüzden bu ismi değiştirmekle en büyük hatayı yaparsın. Öyle bir şey yok. Buna men ettim. Elif çok güzel. Beyza'nın hiçbir anlamı var mıdır? Şanın şöhreti şöyleyince. Hayır, burada Elif'te küllerinden doğan bir Elif olacak. Bakın, küllerinden doğacaksın. Evet, iflas, sıkıntı, gözyaşı, keder bunlar üstümde var mı? Ama bir taraftan da bunları yaşarken bir yıl sonra da mutlaka çıkışını buluyorsunuz. Dikkat edin bakın Elif'e. Siz şimdi hanenin içerisindesiniz, Elif diyorlar ama bu Elif babanın soyadından çıkıp evlilik yapacak değil mi Elif? Evet. Eşinle çok daha mutlu olacağın bir enerjiye gireceğin demektir. Bu yüzden Elif tam sen. Sensin bu Elif. Bu Elif'i değiştirdiğin anda kabali diyor. Nedir bu biliyor musunuz kabali? Başka bir boyut demektir. Değişik, yani bizim kabali enerjileri vardır. Yani siz negatif enerjiye gelirsiniz. Ben uyarayım sizi. Beyza'yı da ekledim burada. Affetmek. Siz hep karşınızdaki kişiyi affedeceksiniz. Karşınızdaki kişiden de affedilmek isteyeceksiniz. Bu olmaz. Ama Elif dediğim zaman sadece diyor diyebilirim ki önünüze o kadar güzel bir beyefendi enerjisi gelecek ki
öyle güzel bir kişiyle tanışabilirsiniz ki Allah size o kadar güzel bir kısmet hazırlamış ki. Belki baba evinde sıkıntı çekiyorsunuz, demin ilk programın başında dedim. Ama eş evinde bolluk berekete girebilirsin bu isimle. Belli olmaz. Buradaki Elif'in enerjisi çok yüksek diyorum. Ve mukaddim, mutlaka bu enerjinin ve el zahir. Bunu da okumanı istiyorum. El gafi, bunu da okumanı istiyorum. Ve bunları 199 kez okumanızı istiyorum. Günlük bunları okuyacaksınız. El valim, kainatın enerjisini yaratan Rabbim senden istiyorum diyeceksiniz. Ve sözün göründüğü her şeyde, her yerde, ya Rabbi bu evreni sen yarattın. Bu evrenin içerisinde bolluk bereket istiyorum diyeceksiniz. İsminiz çok güzel, kesinlikle değiştirmeyin diyorum. Anladım. Can ismini de mi değiştirmeyeyim? Erkek ismi ya, sizin iki öyle bir sözünüzü de çok takip ediyorum size. Can hani erkek ismi? Benim Can ayrı, Elif Can. Elif Can. Can ismini silmek istiyorum. Can'ı kullanmayın. Evet. Can'ı kullanmayın, Elif'i kullanın. Bakın Elif yeterlidir. Elif Nur. Elif Melek. Elif çok güzel bir isimdir. Değiştirmeyin Elif Hanım isminizi. Çok teşekkürler. Hapta diğer bekleyen izleyicilerimiz de var. Pardon. Çok teşekkür ederiz. Hemen bir soluklan Melike'cim. Ben bu arada sana ismi söyleyeyim. Merve Sibel Sili. Merve Sibel iki isim. Sili. Ve Sibel. Merve Sibel Sili. 21 Ekim 1987 diye de not düşmüş sevgili izleyicimiz. Doğum tarihini de yazmış bize. 2019'da başarıya gidecek. Harika. 2019 onun için açılım demektir. Yani doğum tarihinin enerjisinden ve Merve isimleri bir ağaçtı. Cennetin kapısında görülen bir enerji vardır. Halda Elif'te takıldığım için bazen sinirleniyorum. Böyle yayında böyle sert tepki oluyor. Böyle kendi kendime. Yani kusura bakmasınlar. Çünkü bu isim mübarek, çok güzel bir isim. Evet, Elif gayet güzel bir isim. Evet. Merve de Sibe. Sibe mi demiştiniz, pardon? Merve Sibel, iki isim. Sibel. Merve Sibel, Sili. Sibel. Sibel'i kullanmasın. Hı-hı. Bu bir. Sibel'i biz bir ağrıdan çıkaralım. Çünkü sevgi sıkıntısı, aşk sıkıntısı, problemler, uzun süreli olan ilişkilerde mutlaka sıkıntı yaşarsa Sibel isimlerini çok net önermiyorum. Hı-hı. Burada Merve isminde çok daha güzel. Merve tek olarak kullanılsın. Hı hı. Merve çok güzel bir isim. Bu enerjiyle gidilecek olan bir isimdir. 2019'da daha iyi kendini gösterebilecek bir Merve'ye işaret etmektedir. Ayrı tarafta da burada 2017'den beri Merve'nin sıkıntısını harfler göstermektedir. 2017 bakın doğum rakam olarak da göstermektedir. Buradaki Merve el valim. Rızkın bu. Çekeceğin, bileceğin dua bu. Evet, birçok duaları biliyorsan bunları da yapmak güzeldir. El vali kainatın her an olup biten her şeyi tedbirde ve idarede tutan bir enerjiye sahiptir. Hı hı. Burada da kendini tedbire ve iradeye güçlü bir enerjiyi çekebilirsin. El vali okuyarak kendine gelebilirsin. Ve Merve'yi kullan. Merve inanılmaz sana bolluk, bereket yaşatabilecek enerji vardır. Burada hiçbir sorun yoktur. İki E'ler görünmüyor ve varlık enerjisinde çok daha güzel göstermektedir harfleriniz. Sadece vefasız insanlarla imtihana tutuldum. Bu da 2017'den beri devam ediyor. Bereketsiz dönemlerin 3-4 aydan beri evet sürmektedir. Bu da geçiş süresi 2019'dan sonra açılacaktır. Şimdiye kadar çekmişsin. 2019'a bir şey kalmadı. Bu 1-2 ayında biraz daha zorluk içerisinde geçebilir. Ama ondan sonrası Allah kerim. Harika. Bakacağız neler olacak. Enerjisi güzel isimlerden çok Merve güzel ismi. Ayfer Ünalan. 30 Ağustos 1964 doğumluymuş izleyicimiz. Ünalan. Ünalan. Ayfer Ünalan. Ünalan dediğim zaman çok güzel. Ayfer isimlerinde fedakar ya. Böyle boyun eğen fedakar bir enerjinin içerisinde. Bu enerjilerde Ayfer'de şöyle diyeyim. İsminin içinde birden fazla bir enerji var bunun. Hı hı. Bir tane isminin içerisinde bu Ayfer'de birden fazla enerji. Ve bu da sizin
macera taraflarını da gösteriyor bir taraftan. Bir taraftan küskünlük tarafını da gösteriyor. Bir taraftan aurasını kapatıyor. Bir taraftan kendi döngüsünde değişiklik yaşamak istiyor. Yani şu anda Ayfer'in ne yapacağı belli değil. Şu anda bir kayıp diyelim. Hı. Peki bu Ayfer mi bu zor yaşatıyor bu harfler? Hayır, Ayferler iyidir, fedakardır, güzeldir, olumludur, namusludur. İşinde, gücünde, eşinde, çocuğunda, ailesinde, akrabalarında çok iyidir. Hı hı. Ama burada ün alan dediğimiz zamanda da işte burada Ayfer'in işte tam kendini bulamama enerjisi vardır. Evet, burada para enerjisi de var. Bolluk, bereket. Yani kapısında olacak olan bir anda müjdeli haber. Ayfer'in işi oldu. Ayfer şuraya git. Ayfer böyle ol. Yani bir anda açılım, para, iş, güç. Peki ne zaman olacak bu? Şu ana kadar ben sıkıntı yaşıyorum diyor. Evet, bunu da hissedebiliyoruz burada harflerden. Burada baktığımız zaman affetme tarafını bağışla. Kimden küsmüşsen affet. Konuşma. Unut. Kendine bak. Bu açılım önünde 2019'un ortalarında o dediğim bolluk, bereket, parayı koyacak yerini olmayacak. Hı. Ama değerini bil. Değerini bildiğin sürece de Allah sana her konuda yardımcı olacaktır. Duygularından da yardımcı olacaktır. Çocuğuna da, işine de, gücüne de, sevgiline de, aşkına da her konuda yardımcı olacaktır. Yeter ki kendine güven, affet. Ya kendini affet bir şeylerde ya da karşında küskünlükleri affet. Evet. TGRT EU'dan da kontrol ediyorum tabii mesajlarımı. Hemen yine isimlerden devam ediyorum. İhsan Ablay Oğlak Burcu'ymuş. İhsan Ablay. Adana, Ablay. Bursa, Lüleburgaz, Adana, Yozgat. Ablay. Oğlak. Oğlak Burcu. Çok güzel. Oğlaklar zaten bu dönem. Ben oğlakların. 63 doğumluymuş bu arada. Onu da kaçırmayalım. Şöyle diyeyim. Oğlakların bu arada şöyle arzu, şöyle bir şey var. Oğlaklar da hani bir kaya oğlakları vardır. Hı hı. Bir de otlayan oğlaklar, bir kayayı yalayan oğlaklar var. Ama bir de otlayan oğlaklar vardır. Hani nasıl diyeyim ben sana? Parayı buldu, ganimet. Yani her şey çok güzel. Ama bir taraftan da baktığım zaman da ya ben de oğlan mı da oğlak? Ama bir oğlak var ki tırmana, kayaları tırmanıyor ya. Hı hı. Ben diyor tırmana tırmana geldim hedefime. Diyor ya, evet. İşte burada baktığım zaman İhsan da tırmana tırmana hedefine geliyor. Oğlak olarak ama, hı hı. Burada. Çünkü bazı oğlaklar kolayca önüne geliyor. Oh sınım, otla, yemeği önünde, her şey önünde, çok rahat. Ama hı hı. Bazıları da tırmana tırmana çıkan bir oğlaklar vardır. İşte İhsan da Ablay dediğin zaman da... Ablay, B'li. Ablay. Ablay dediğim zaman P'li yazmıştım, pardon. Şöyle Kasım'ın enerjisinden, evet, ve 63 doğumlu, müthiş çekmiş. Ve 2019'dan hedef ediyorum ama burada 2015 hayatı boyunca öyle bir şey yaşamış ki, ne yaşamışsa, bunu bir hissederek de söylemek istiyorum. Evet, şu anda gerçekten yani bir, öyle bir gittim ki bir farklılık geldi gitti bana. Evet, Melike. Hani öyle şey hissettim ki, yani ağlasam bir türlü, ağlamasam bir türlü, duygularını assam bir türlü, açmasam bir türlü. Acı insanı bir pişirir 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 ya, yokluktan gelir ya, ondan sonra varlığa girer ya, ondan sonra tekrar yokluğa çıkar. İşte İhsan dediğin zaman saniyelerini, acılarını, kederlerini, gözyaşlarını, her şeyini saniye saniye yaşamış ve atlatmış. Atlatmış. Çok şükür diyelim, şükür o zaman. Şükür diyelim. Ama Ablay dediğin zaman hayatı boyunca kimseye alay olmak istememiş. Kimsenin ekmeğinde, parasında, kızında, şeyinde ihtiyacı da yok. Hı hı. Ve ama hayatı boyunca da insanlarla hep mücadele etmiş. Ama devam mı İhsan mı? Evet, devam. Bunlar devam mı edecek? Evet, devam edecek. Çünkü 2019'da işte sizi hor görenler, sizi acı çektirenler, sizin kapınızda sıkıntı yaratanlar, işinizde, gücünüzde, karakterinizde, duygularınızda oynayanlar, 2019'da bunlar Allah katında şahit ol ki alacaksın. Oo, çok ne etkileyici diyeyim? Bir ne? İsim, soy isim. Ben de etkilendim şu anda gerçekten. Evet.
neler yaşadığınız İhsan Bey'i bilmiyoruz ama inşallah bundan sonra kolaylıklar olsun hayatınızda. İnşallah, inşallah. Allah her güzeli, Allah hani ben diyorum ya, herkese ümmeti Muhammed'e diyoruz ama ve lakin şurada bir işaret parantez açmak istiyorum. Burada ümmeti Muhammed'e dediğimiz zaman da hayırlı olan, kalbi güzel olan, hilekarlık düşünmeyen, kin nefreti olmayan kullara versin diyorum. Hı hı. Ama kötü niyetlen ümmeti Muhammed'in içinde varsa vermesin. Ben buna razı değilim. Evet. Niyetim iyi ki olsun ki bana iyi niyetimden Rabbim versin. Ama karşımdaki insan kötü niyetinden düşünüyorsa, negatif enerjiler birbirlerine yapılıyorsa, bunlar ki var önüme geliyor, gelmiyor değil, yapıyorsa işte ümmeti Muhammed'in arasına Rabbim onları çıkarsın, onlara vermesin, bize versin. Ki devletimizin içinde de sıkıntı yaratıp olanlar varsa da Rabbim onları da temizlesin. Evet, ne amin diyoruz biz de. Yine bir çift isim göndermiş bize. Kazım İpkin, Sera İpkin. Kazım İpkin. İpkin. Kin. Sera çok güzel. İpkin. Kazım Bey Koç. Sera. Sera Hanım Oğlak. Evet, Sera. Koç. Kazım Bey Koç, Oğlak. Sera Hanım Oğlak. İlişkilerini Oğlak. Merak ediyorlar. Şimdi koçların okuyacağı zaten dualarda vardır. Ve esmaları da vardı. Ben her zaman 99 isimli esmalarımızda bizim burçlarımızın da esmaları vardır. Yok değil, ben demin yayından başından evet. Dedim ki bıçak sırtı gibidir. Astronomi ve burç bıçak sırtı gibidir. Ve bu yüzden de koçlarında, oğlaklarında güzel esmaları vardır. Sera isminin anlamı Hazreti Musa. Burada eşinin adıdır. Araştırırsanız bakarsınız Sera. Ama zarar. Yani ikiniz birbirinize kazımla ikisi bir araya geldi mi zarar. Bu enerji ya onun lafı önde gidecek ya Kasım'ın lafı önde gidecek. Hangisinin lafı önde gitsin diye baktığımızda işte burada kes diyor. Kim kesecek burada? Kasa bende olsun, para bende olsun, iş bende olsun, güç bende olsun. Bunları ayırt etmek ikinizin arasında bazen para, maddi konu birbirine çatışıyor. Burada çatışma zararları vardır. İmza da bende olsun, yetki de bende olsun. İşte burada zarar. İşte burada zara kim attı, kim kazandı? Böyle bir zar atarsın da gelir ya. İşte burada Sera kazandı. Sera dediğini yaptıran enerjiye sahiptir. Ama Kazım da neden senin dediğin oluyor da benim dediğim olmuyor diye içine atan bir adam var karşımızda. İşte Kazım çok iyi bir insan. Çok da güzel. Ve enerjisi de inanılmaz derecede insanlara bolluk bereketini arttıran bir enerjiye sahiptir. Ama sizin kuyunuzu kazanlara dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle son 2-3 aydan beri birileri sizin arkanızdan kuyunuzu mu kazıyor ya da neden ne yapıyor? Peki nereden varacak? Çünkü isimlerinizden ve burçlarınızdan Oğlak, Koç, Kuyu, Kazan. Yani kim kimin elinde, kim kimin cebinde belli değil. Bunlar ortaya dökülecek. Siz bir şeyleri ortaya çıkaracaksınız. Ailece bir masaya oturacaksınız. Kim kötü, kim iyi bunları anlaşacaksınız. Bir de negatif enerjiler var burada. Geçmişten sizin ailenizde yapılan enerjiler, büyüler neyse bunlara dikkat edeceksiniz. Önleminizi alacaksınız. Sirkeli suyla bu hafta içerisinde evinizi hemen siliyorsunuz. Sildikten sonra da kendinizi yıkayacaksınız. Ve kendinize mutluluk enerjisini aşılayacaksınız. Burada sizin bir şeyler var. Bir şeyler var, bunu burada açıklayamıyorum. Bu yüzden mutlaka bu enerjiye kendinize baktırın diyorum. Ama Kasım iyi bir adam. Evet. Enerjisi de iyi. Harfleri de çok güzel. Çatışmanız olabilir, bu da geçiştir diyelim. Ama yine de dikkatli olmanız gerekiyor. Sera çok konuşmayacak diyorum. Sera çok konuşmayacak. Ayşe Hanım şu anda hatta bekliyor. Alo Ayşe Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Ayşe. Buyurun. Kendi adınıza mı baktırıyorsunuz? Evet, evet. Kendi adıma. Buyurun. Ayşe Işık Bozacı. 16 Mayıs 1978 Bodrum doğumluyum. Ayşe Işık Bozacı.
Bozacı. Evet. Bozacı. Şahidinin Bozacı. Şıracı. Şıracı. Eşimin soy ismi. Işık kendi kızlık soy ismi. Ha, iki soy isim, evet. Okey. Peki eşinizin adı? Cevher. Canfer. Cevher. 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 Çok güzel. Burada eşinizin annesinin ismi? Meliha. Sizin? Fatma Güzin. Güzin. Evet. Güzel. Fatma Güzin. Güzin. Evet, ben bu enerjiye kurban derler. Yani der ya, önüme geldi güzel, gene sevin Melike, sevin derler. Ben de ne yapıyorum? Sevine sevine, ben de buna ucum. Ben bu ayıklanabilecek olan harflerdir. Temiz, yani balığını sayıtlarsın da ayıklanabilecek harflerdir. Ayşe çok güçlü, çok başarılı, çok inançlı, çok güzel bir kadın karşımızda var. Ama Cevher'e bakınca mutlaka şöyle, Kensül Aşk duasını Ayşe Hanım çok iyi bilir. Okuyan bir enerji hissettim. Okuyor musunuz? Dualar, Arapçalar biliyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Nasıl hissettin? Evet. Allah, Allah o enerjiyi bana veriyor. Okuyabilecek olan enerjiye Ayşe sahiptir. Bu yüzden de Ayşe dualarını, her şeyinin Kensül Aşk duasını evinizde sabah akşam mutlaka okuyun. Cevher'e gelince, ben hani derler ya, benim bir daha bir bekar kızım olsun, Cevher'e veririm. öyle bir güzel, öyle bir eşe sahip ki Allah herkese böyle eş nasip etsin. İsimler ve harfler çok güzel ama Ayşe burada ne yapıyor biliyor musunuz? Ayşe'nin bir şeyliği vardır, gevşekliği diyelim ki, affedersiniz ama her şeyi didikleyecek. Nerede, ne oldu, ne bitti ama bu ne alanında, yine diyorum sadece eşini, sadece eşini almış böyle burada açıklık yapmayacak, sen benimsin. Hadi bunun doğal hakkıdır. Ama eşini her konuda kıskanan ama içini içine atıyor, eşini yüzüne diyemez. O kendi içinde bunu saklar. Peki burada ne olacak? Bunlar bir iş kapısı. Güçlü bir iş kapı. Öyle böyle değil. Bu güçlü kapı. Ayşe Hanım şunu söylemek istiyorum. Şirket diyelim ki. Ya da bir şirketin içinde mi çalışıyor eşiniz? Evet, yani şirkete bağlı ama aile şirketi gibi diyelim. Aile şirketin içindesiniz değil mi? Evet. Şimdi evet. Ne olacak şimdi? Diyelim ki burada aile şirketin içinde bir toplantı oluyor. Diyelim ki ben buradan şirketten hissemi alacağım, çıkacağım. Değil mi? Evet. Ben buradan ayrılmak istiyorum ya da aile tartışması gibi. Aman uzak durun. 2021 yılına kadar kesinlikle eşiniz hiçbir yere kıvırdamazsın. Açık ve net. Ayrılmayı düşünüyordu. Düşünüyordunuz değil mi? Sıkın evet. Ola. Eşiniz 2000. Bakın ben söylemesi benden ama aman diyeceksiniz, Melike Hanım bunu dedi de ne oldu? Ki Allah burada konuşturması, oturmaya nasip etmezdi burada. Sizi de bizim önümüze böyle düşürmezdi. Siz de çok güzel okuyan manevi enerjiye sahipsiniz. Burada siz zaten ışığını eşinizde tutacak. Siz de birbirinizin ışığını Bozacı da. Eşiniz Bozacı mı? Evet. Bozacı siz ışık işte. Işığını tut. Evet. Işığını tut ki eşin kendi yolunu bulsun. Burada eşin akraba içerisinde bir anlaşamamazlık var. Anlaşamamazlık burada ne zamandan? 6 aydan beri başlamış. 3 aydan beri şiddetli. Hayır. 2021'ine kadar gıbırdama yok. Eyvah. Bekleyeceksiniz. Tamam. Sakin olacaksınız. Sabırlı olacaksınız. Evet, sevmediğiniz insanlar var. Haz etmediğiniz. Çünkü siz doğrusunuz, onlar haklı veya haksız. Siz kendi doğrultunuzda giden insanlarsınız. Ama burada birilerinin canı yanabilir. Ve burada da şöyle bir diyeyim ben burada. Açık açık da diyeyim. Birileri mahkeme olayı var mı veya cezaevini, biz deriz ya, iki demirlik arasına girmiş sıkışmış birilerini hissedebiliriz. Ya da cezaevinde akrabadan olan var mı? Yok, şu anda yok, hayır. Şu anda olmasın da ama eğer ki bu aylardan sonra 19, 20 yaparsınız olmaz. 21'inden sonra yapın ki bunlar önünüze gelmesin. Bu kadar net diyeyim.
Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Işık Hanım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, son bir isim daha veriyorum. Deniz Yeşilyurt İkizler. Deniz Yeşilyurt İkizler. Yeşil Yurt. Yurt. Erkek izleyicimiz bu arada. Çok güzel. Bak, Deniz ismi geldi. Evet. Ne güzel. Biraz önce konuşmuştuk ama ne demiştin? Erkek ismidir Deniz. Erkek ismidir. Kadın. Deniz erkek ismi. O yüzden izleyicimiz de belirtmiş zaten. İşte akıllı izleyicilerimize bayılıyorum, evet. Yani şükür olsun. Deniz güzel. Yeşil yurtta baktığımızda ya da şöyle bir şey, Kasım diyelim ki. Doğum tarihini verdi mi Arzu? Yani 35 yaşındayım yazmış ama tam bilmiyorum. Şöyle niyet ettim. 2017 çıkış. 85 falan oluyor sanırım. 2017'den hesap ediyorum. Hı hı. 35'ler, çünkü şöyle bir şey var. 2017'ler belirli bir süreç yaş oranından sonra çok sıkıntılar yaşamışlar. Yani 2017'den sonra başlayacak olan enerjide 2017'de 35 yaşlar grubunda olan kişiler, hı, sıkıntı hep yaşamışlar. Çok, hı hı, böyle maddi manevi problem yaşadı. Deniz'e de geldiğim zaman da Kasım ayında özellikle imza, nereye imza atacaksa çok şanslı, bolluk bereketine girebilecek enerjiye sahiptir. Hı hı. Çünkü Kasım'ın ayın enerjisini hesaplıyorum ben burada. Ayın enerjisine 2018'deyiz çünkü, hı hı, 2018'de Deniz imza atacak. Ama ben nereye imza atacağım? Nasıl olacak? Böyle bir şey olur mu? Ansızın gelen bir imza. Hı hı. Bu yükseliş demektir. Deniz Bey, önünüzde bir yükseliş var. Bu yükselişi hayatınız boyunca unutamayacağınız bir nimet olacak sizin için. Bunu hayatınıza çekeceksiniz ve kendinizce gerçekten Allah'ım sana şükürler olsun ki ben hayatımda en güzel yerlere geldim diyeceksiniz. Çok güzel görünüyor ve İz bırakan bir imza olacak sizin için. Yeşil yurt dediğim zaman yurt dışı. Bakın ne kadar güzel. Yurt dışı kapıları açılmış önünüzde. O kadar güzel ki. Öyle bir kapılar ki. Hani bazı insanlar çok gitmek ister yurt dışına. Hani gezmek. Hı hı. Ama siz gitmek istemeseniz de gideceksiniz yurt dışına. O yurt dışı sizin için çok güzel nimet demek olacak. Güzel kapılar. İsminizin ve enerjisinden dolayı hayatınız boyunca yurt dışı kapıları açılacak, iş kapıları açılacak, maddi manevi durumlarınız düzelecek. Ama ne zaman olacak biliyor musunuz bu da? Allah uzun ömürler verirse, sağlıklı yaşam dilerse, Yüce Mevlam'ın izninden dileyecek de olacak da diyelim. Biz güzel niyetlerde bulunuyoruz. 35'inden sonra şimdi başlıyorsunuz. Harika. Şimdi başlıyorsunuz. Yani 35 burada ne kadar kaldı? 3-5 bir şey değil yani. Bundan sonra açılım yapacak ama Kasım'da imzadan sonra başlayacak zaten. Bu da iyi demektir. Şahane. O zaman ne güzel, güzel bir isimle programımızı çok kapatacağız. Güzel. Melike'cim, efendim, ağzına sağlık. O kadar daha cevap veremediğiniz mesajlar var ki. Benim önüme de dökülüyor, kusura bakmayın. Evet. Ben size yapacağım, evime bir geçeyim, ofisime bir geçeyim, kafamı bir dinleyeyim. Melike'ye de yapacağım. Ulaşabilirsiniz tabii ki de. Numaraları zaman. Zaten geçti yayınımızda. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin, ederim. İyi ki bugün de konuğum oldun. Tekrar çok bekliyorum bu arada. İnşallah. Sana Allah fırsat verdiğimiz sürece tabii ki burada olacağız inşallah. Bekliyorum. Hayırlısından olsun. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.